Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye. Fener'in bahçesinden merhaba. Yine çok mutlu olmadığımız bir günde yayın yapmak durumundayız. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk diyebilsek idik keşke Murat abi ama kötü bir keşke. Gün oldu maalesef. Keşke. Bugün yine Fenerbahçe üzerine dertleşeceğiz. Evet. Yine her zaman yaptığımız sohbetlerimiz gibi olacak. Zaten bizimki programdan çok sohbet. Fenerbahçe'yi evet. Konuşuyoruz. Onun dışında tabii öncelikle dün yine kötü bir haber aldık. 11 tane şehidimiz var. Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılara Allah şifa versin. Yakınlarına Allah sabır versin. Gerçekten kötü günler yaşıyoruz dönem dönem. Dün de onlardan biri de öncelikle bunu söyleyelim. Yani böyle bir ortamda futbol ne kadar konuşulur? İşte o kadar konuşmaya çalışacağız. Evet. Ne diyeceksin Berk? Antalyaspor maçı. Berabere kaldık. Yine Kadıköy. Yine puan kaybı. Trabzon gibi morallendiğimiz, umutlandığımız, skordan çok oyun olarak umutlandığımız değil. Evet. Bir maçın arkasından rakiplerimizden biri 3 puan kaybetmişken herhalde hepimiz dün 3 puan bekliyorduk. Neden alamadık 3 puanı sence? Senle başlayalım, ben sonra girişeceğim olaya. Yani Murat abi, açıkçası aynı sorun sık sık tekrarlanınca insan yani gerçekten karamsar bir ruh haline bürünüyor. Fenerbahçe'nin bir şeyleri değiştirmesi lazım bu tür rakiplere karşı. Yani Göztepe de Fenerbahçe'ye karşı aynı planı uyguladı neredeyse. Ve Antalya Spor da aynı şeyi uyguladı. Tek hücum planları var bu takımların bir de üzerine. Yani konuşmuştuk bunu daha önceden. Göztepe maçında Halil'i kaçırmaları. Bu maç bütün hafta bas bas bağırdık. Freddy dinamizmi, oyun aklı koyacak, uzun top atacak, Gökdeniz'e çapraz koşu yapacaklar. Üzerine Tisserand zaten yani o konuda çok söyleyecek şeyim var. Çok dolu geldim programa. Konuşuruz. Öyle başlayalım istiyorsan, yani direkt maçın tamam. Genelinden çok istiyorsan isim de gidebiliriz. Yani bizim bir sohbet sonuçta. Tabii ki. Aklına yani gelmişken oradan gir. Murat abi, açıkçası yani Avrupa'dan bir sürü lig izliyoruz. Türkiye Ligi'ni izliyoruz. Bir sürü yani maç izliyorum günde. Yani bir Fenerbahçe'nin stoperi %33 hava topu kazanma yüzdesiyle oynayamaz. Yani dikkat edin, Fenerbahçe'nin her zaman Kadıköy'de galip geldiği ve oyunu domine ettiği maçlarda Fenerbahçe'nin stoperlerinin en büyük özelliği hava toplarında o tedirginliği vermemesiydi. Her hava topunu indirmesiydi. Mesela Bruno Alves, Kea, Şikertel bile. Hani Fenerbahçe'nin ileride oyunu tutmasına bunlar da yardımcı oluyor. Niye? Çünkü zaten bir mevkide eğer aynı görevi yapan başka bir oyuncu varsa, onun en iyi özelliği buysa, mesela Tisserand'ın %90 pas isabetli yapması bizim şu an bir işimize yaramıyor. Çünkü o profilde zaten Atilla'mız var bizim. Atilla o servisi yapabiliyor, kilit paslar atabiliyor. İki tane aynı tip stoperle oynamanın bir mantığı yok. Tamam, hani bu maç özelinde benim eleştirdiğim nokta bu maç Serdar'ın cezalı olması ayrı bir mevzu. Ama hani bu hatadan Tisserand kaç defa yaptı? Artık hani bu bireysel hatalardan Fenerbahçe'nin maç kaybetme lüksü olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü orada bir baskı görmüyor Tisserand. Önünde kimse yok. Çok şey rahat yok ya. Pozisyon. Pozisyonda hiçbir şey yok. Alacak, çıkacak. Bildiğin hani Murat abi asist yap desek bir oyun kurucuya. Tabii. Öyle bir asist yaptı yani Freddy'yi. Ve bunu sürekli hale getirdi. Evet. Berk. Maalesef. Ki bence yani. bu yüzden aslında 11'deki yerini kaybetti. Fakat dediğin gibi Serdar'ın olmaması, belki Serdar olsa biz yine Trabzon dizilimiyle yani Serdar Tisserant yapacaktık. Yine Atilla'yı sol atacaktık ama işte dediğim gibi de bu ikili olmuyor. Sanki Serdar Atilla daha uyumlu, daha düzenli. Tamam, hata yapıyorlar ama kritik hata yapmıyorlar. Kesinlikle. Hani dün bir takipçi çok güzel bir yorum yapmış. Onu da burada paylaşmak istiyorum. Acaba dedi ki Trabzon maçında Atilla ve Atilla'nın sol bekte oynaması, Serdar'ın da Tisserand'ın yanında olması mı Tisserand'ın hatalarını kapattı diye. Gerçekten öyle. Onu yani. Çok güzel söylüyorum. Ben onu tam dile getiremedim. Evet. Demek istediğim oydu aslında. Yani Serdar aslında, biz de beğenmeyeni çok Serdar'ın ama ben hep söylüyorum. Serdar aslında toparlı, yani lider bir stoper bana göre. Çok belli etmese yani o yürekten oynayan bir oyuncu. Hatalar her stoper yapıyor. Yani bunların hiçbirimiz demiyoruz zaten çok üst düzey stoper. Zaten Türkiye'nin üst düzey stoperleri şu an yurt dışında oynuyor. Yani ama Türk, bu ligde oynayan iyi Türk stoperlerden bir tanesi Serdar.
Bence olmadığı zaman kıymeti daha çok anlaşılıyor Serdar'ın. Kesinlikle öyle ki Atilla'yla hani ikili çıktıkları maçta Fenerbahçe'nin daha az gol yediğini, daha az pozisyon hatası yaptığını, en azından bireysel hata daha az yaptığını söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Burada mesela Trabzon maçında da aslında Tisserand'ın hava toplarında zafiyeti vardı. Dediğimiz gibi Serdar ve Atilla'nın sol bekte oynaması onu çok güzel kapatmıştı. Yani Tisserand'ın bence rol gereği şu anki Fenerbahçe'nin oyun anlayışında bir stoperin hava toplarında gerçekten çok iyi olması lazım. Atilla da her işi yapamaz ki. Atilla dün daha ne yapacak? Atilla golü önledi dün. Bariz bir pozisyonda pozisyon takibi yaptı. Bütün takım bıraktı pozisyon neredeyse. Atilla orada koştu, çizgiden topu çıkarttı. Ama orada da biliyorsun offside Atilla bozuyor. Evet. Sonra pozisyon hatası. Önce elini bir kaldırıyor, bakıyor offside yok, o da biliyor olmadığını. Evet. İnanılmaz bir defa attı. Çok da çabuk, aslında ağır gibi gözüken, yalnız çok hızlı geldi geriye ve çok hızlı geldi. Orada zaten maç 2-0 olsa, Gökdeniz o pozisyonda golü yapsa biz şu gün farklı, daha da belki kötü bir tabloyu. İşte çünkü erken dakikalar 2-0 mağlup geri düşeceğiz. İyice açılacağız. Belki Ersun Yanal'ın planı daha iyi işleyecekti. Zaten işledi ama belki daha iyi işleyecekti. Daha da kötü şeyler olabilirdi. Yani benim üzüldüğüm nokta aslında rakiplerin ne yapacağını bilip tek bir planı olduğunu, sürekli teknik ekibin de bildiğini düşünüyorum. Yani biliyorlar zaten. Ama bunun her maç gerçekleşmesi, her maç buna bir şekilde Fenerbahçe'nin boyun eğmesi, bunlar gerçekten kötü işaretler ilerisi için. Bunun tekrarının artık yaşanmaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin özellikle Galatasaray, Ankara Gücü'nün maçında kim puan kaybetmesini bekliyordu? Ben açıkçası hiç beklemiyordum. Belki çoğu insan beklemiyordur yani. O yüzden böyle bir psikolojik eşiği geçme durumum varken, iyi oyunla, iyi bir galibiyetle o mesajı vermek varken, Trabzonspor maçında o ölüm kalım maçını aldı psikolojisi varken, sen bunu gerçekleştiremiyorsun. O veya bu sebeple, diğer sebeplere de gireriz. Ama benim ilk başta konuşmak istediğim şey sağ içiydi. Sağ içinde de bunları sürekli tekrar etmesiydi Murat abi. Sen ne düşünüyorsun? Sana da sözü bırakayım ben. Şimdi Alp abi benim de herhalde. Alp Eren, ona saygılar buradan. Saygılar. Berk'cim şimdi düşünüyorum. Galatasaray puan kaybetmiş. Geçen hafta seninle ne dedik? Biz en son oynayacağız. Rakiplerimizin ne yaptığını bilerek çıkacağız sahaya. Bu bazen avantajdır. Bazen dezavantajdır. Bence dün avantajdı. Niye? Lig lideri, en azından haftaya başlarken olan lig lideri puan kaybetmiş. Ve 3 puan kaybetmiş. Ve de kötü oynayarak 3 puan kaybetmiş. Yani pozisyon, doğru düzgün pozisyona girmeden tamamen hakem algısı yaparak, işi hakeme yıkarak kendi kötü oyunlarını da göz ardı ederek puan kaybetmiş. Beşiktaş bence beklenen bir galibiyet almış. Sen de kazanacaksın. Geçen hafta kazandığın o galibiyeti taçlandıracaksın bu hafta alacağın 3 puanla. Ne dedik bütün hafta seninle? Ya Ersun Yanal kafasını zaten değiştirdi hoca olarak. Dedi ki ben artık iyi savunma yapan takımlar. Çünkü dün maçtan önce falan da dinliyorum. İşte galibiyetin sırrı iyi savunma yapmaktan geçiyor diyor. Neyse hoca 60'lı yaşlarına yaklaşırken bunu anlamış en azından. Şimdi bu planı belli. 3 aşağı 5 yukarı bunu herhalde futbolu hasbel kadar izleyen herkes. Ersun Yanal dün doğru kapanıp işte hızlı oyuncusu bu 11 yazarken Orgil olabilirdi ya da Gökdeniz olabilirdi. Bunu da öne atıp pozisyon kovalayacaktı. Ya mesela ilk 70 dakika ya golü tamam. Gol Tisserand hatayı yaptı ve biz bir gol yedik gerçekten. Ya bunlar benim tabirimle biraz futbola yakıştırmıyorum ama ölümcül hatalar. Yani kolunu kanadını kırıyor senin maçın başına. Zaten maçın yani tam bir ısınacaksın. Bu arada ona gelmeden stadı zeminini bu hale tekrardan getirenlere tebrik ederim. Gerçekten güzel bir zemin vardı en azından dışarıdan görüntü olarak. Ya aslında her şey senin lehine. Yani oynaman için de zemin uygun. Fakat işte o ölümcül hata senin kolunu kanadını kırdı. Şimdi ne bekliyorsun Fenerbahçe'den? Reaksiyon, hırs, baskı, hücum. Vallahi ben 70. dakikaya kadar bu beklediğimi göremedim açıkçası. Tabii ki 45. dakikada tam devreye girerken aslında 1-1 girebilsek iş hikaye farklı olacaktı. Mesut'un çok net. Yani ben gol oldu dedim daha topa vurmadan. Kötü vurdu gibi gözüküyor. Vuruşu kötü gibi gözüküyor ama direği yalayıp çıkıyor. Aslında yani az bir farkla avuta çıkıyor ve yine 1-0. Yine ikinci yarıya başlıyoruz. İşte Valencia giriyor oyuna. İşte hoca ilk kez bir değişiklik yapıyor. Üçlüye dönüyor. Üçlüye dönüyor. İşte Gökhan'ı sağ stoper gibi, Atilla'yı sol stoper gibi yapıp doğru, onları sırayla dönüşümlü hücuma çıkartıyor. İkisini birden göndermiyor ama bir bakıyorsun Gökhan geliyor sağdan, bir bakıyorsun Atilla geliyor soldan. Evet. Yine ama ben yine bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir yalan bir baskı yapıyoruz ama bence 70. dakika yani 70 değil 67 oldu herhalde Mesut'un talihsiz sakatlığı ve gösterilmeyen kırmızı kart, onu da söyleyelim. Kesinlikle. Yani bana göre hakemin
Hakemin ben penaltı pozisyonu, bence gri pozisyon penaltı. Verir vermez, VAR çağırır çağırır. Orada VAR'ın çağırması bence asıl problem. VAR çağırdıktan sonra orada bakıyor hakem. Önce mi bastı ayağına, sonra mı bastı? Döneceği belliydi o biraz. O önce bastığına karar verdi. Yani ben orada bir şey diyemem. Gri pozisyon ama Fred'in pozisyonu, ya Mesut 6-7 hafta oynamayacak. Ya ciddi bir bileğe basma var. Bunun çok daha hafiflerine kırmızı kartlar çıkıyor bu ligde. Tabii ki. VAR bile çağırmadı. Yine VAR çağırmadı. Bak o VAR, o sonda hassas olan VAR. Pelkas'ın penaltı pozisyonu da çağırmıyor o pozisyondayken. Enteresan. Fakat Mesut'un çıkması ve hakikaten çok diri bir İrfan Can'ın oyuna girmesi, ki çok mutlu oldum İrfan Can'ın. Kesinlikle. İyi dönmüş sakatlıktan. Bence biz o 70'ten sonra Pelkas'ın yine orijinal 10 numara gibi, işte İrfan Can'ın kanat gibi oynadık diye bence iyi oynadı. Ozan kattı. Maalesef, evet Ozan maalesef çok formsuz. Yani Ozan maalesef çok formsuz. Olmuyor. Aşırı bir düşüş var. İşte orada tabii Novak da bence yani oynadığı sürede hiçbir etkisi yok. Bir tane uzun top atmıştı iyi aradan. Onu hatırlıyorum. Ama Fenerbahçe o kadar. Sol bakın şimdi insanların sevmediği kötü çocuk Caner Erkin dün herhalde aramışızdır hepimiz. Yani en çok aranan maçtır belki Murat abi. Değil mi? Yani şimdi 5'le dönüyorsun mesela, solda Caner olsa iş farklı olabilir. Kesinlikle. Yani bir de ya da... hep ortalarla evet, etkili olduk dün. Yani gelen o kaçan pozisyonları hatırlarsanız, Sisse'nin pozisyonu, işte Samatta'nın vuramadığı kafalar hep orada daha orta kalitesiyle gelen pozisyonlardı. Şimdi onu da iyi hatırlattın. Şimdi insanlar bizim geçen programımızdan sonra ben yorumları da okuyorum. Diyorlar ki işte Samatta'dan bir şey olma. Valla ben şundan demiştim. Yani 3 maç üst üste oynasın da takımın birinci forveti hissine kapılsa, ama dün Samatta yine bizim ona inandığımız kadar Samatta kendine inanmıyor bence. Onu evet, gördüm. Maalesef. Fakat maalesef. Tabii sonra Sisse dedin. Yani şimdi bu adam gol kralı olmuş bir oyuncu Türkiye Ligi'nde. Dün kaçırdığı goller akıl alır gibi değil. Hadi ilk kaçırdığına hadi dedim. Sonra kaçırdığı yani olacak iş değil. Yani penaltıdan çok, net belki bak. Çok pozisyon net. Penaltıdan net. Çok ya vuracaksın yani. Atacaksın. Ya, forvetsen bu paraları alıyorsan hala 35 yaşında. O gol, çünkü geçen bunu övünerek söylemiş. Ben bu yaşta bile hala Fenerbahçe'nin işte ciddi paralara Fenerbahçe'ye transfer oldum diye. O golü atacaksın. Ama son işte o 70'le herhalde uzatmada 8-10 dakika yakın uzatma. 30 evet, dakika doğru. Gerçekten çok etkili, istekli, arzulu, sürekli arayan bir oyun oynadık. Çok gol kaçırdık. Çok pozisyon verdik. Yani çok derken zaten Antalya Spor'a sen 10 tane pozisyon vermezsin. İşte bir tane Doğukan yanlış hatırlamıyorsam kaçırdı. Doğukan Sinik kaçırdı. Evet, Doğukan doğru. Kaçırdı. Sonra son dakika Podolski'nin kaçırdığı var. Çok yani net. O bir de çok kötü karakterli bir oyuncu. Yani o gol atsa başka sıkıntılar olabilirdi. Ve maalesef herhalde şampiyonluk yolunda ya her hafta bunu diyoruz. Şimdi bu sefer 13 maç kaldı. 13'ten 13 yapalım mı döndü kafamız. Ama ya biz 13'ten 13 yapalım da rakipler de bir şeyler yapacak bu durumda. Yani bizim şu Kadıköy sıkıntısı niye var? Niye takım Kadıköy'de bir türlü oyun tutturamıyor? Şu olabilir mi? Onu sana sorayım. Tabii. Şimdi biz deplasmana gittiğimizde sonuçta o yani ev sahibi takım bir parça daha öne oynamaya çalışıyor. Yani ev sahibi titre olduğu için. Ve biz daha fazla mı acaba alan buluyoruz? Acaba Kadıköy'e gelince rakipler kapandığı için mi biz bir türlü deplasmanlarda yarattığımız etkiyi yaratamıyoruz? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Murat abi, bence Fenerbahçe'nin durdurmanın en kolay yolu ve rakiplerin yaptığını Kadıköy'de söyleyeyim. En önemli şey bence alan savunmasını gayet iyi yapınca, alanları çok iyi kapatınca Fenerbahçe hareket edemiyor. Bunun da sebebi top hızını gerçekten bir türlü o topu hızlı çevirememesinden kaynaklanıyor Fenerbahçe. Çok ağır oynuyor Fenerbahçe. Yani bu kadar teknik oyuncuları, hızlı düşünen oyuncular bir aradayken Fenerbahçe'nin topun hızını bir şekilde yükseltmesi lazım. Bunun iki yolu vardır. Bir, adam geçme yeteneği olan oyuncuları tercih etmek. Dribblingle gideceksin yani. Dribblingle gitmek. Burada bir numaralı oyuncu Valencia. Zaten hani girdikten sonra yaptığı hareketler, müthiş attığı gol attı. Müthiş bir gol attı. Başakşehir maçı, kupa maçında da bir benzer şey yapmıştı. Sana gol atmıştı. İlginç bir şey söyleyeyim. Sana ilginç bir şey söyleyeyim. Kadıköy'de biz son 4 maçı 2 gol atmışız. Yani 360 dakikada 2 evet. gol attık. İkisi de Valencia. Biri Rize maçında free kick. Bir de dünkü gol. Ya Murat abi, hatırlarsın bundan önceki yayınlarda Fenerbahçe'nin bir ikili bulması hücumda gerektiğini hep savunuyordum. Bunun da Tiam'la Valencia olduğunu savunmuştum ama maalesef Erol Hoca ikisinde herhalde öyle bir şey göremediği için yedek başlıyor bu ikili. Yani takımın en skorer oyuncusu Tiam. Eğer forvet tercihi olacaksa en azından yine de ben Tiam'la başlarım her türlü. Veya Valencia'yı forvet deneyebilirsiniz. Valencia forvet oynamayan bir oyuncu değil ki. Kanatta Pelkas'ı öldüreceğimize Pelkas'ı yine eski yerine döndürebiliriz. Sağda Ferdi bence her girdiği maç inanılmaz oynuyor. Yani iki maçtır Ferdi'yi çok beğeniyorum ben. En azından takımın o hücum devamlılığını sağlıyor Ferdi ileride. Ferdi tercihi de gelmeli. Artık hani bazı şeyler tarif etmemize gerek yok. Gözüküyor.
kimin iyi oynadığı, kimin maçın akışını değiştirdiği bariz bir şekilde bence Fenerbahçe'de gözüküyor. Çünkü hücum opsiyonlarındaki o form durumu çok zirveye çıkmıyor hiçbir zaman. Belirli oyuncular her hafta yükselişe geçiyor. Bu oyuncuları artık kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum ben kendim. Kesin katılıyorum kardeşim sana. Özellikle Tiam konusu benim hala çözemediğim. Yani dün Tiam oyuna girdikten sonra evet çok net bir gol kaçırdı. Yani kaçırdı derken o vurabileceği en güzel vuruşu yaptı. Kesinlikle. Topun direğe çarpacağı gitti ama mesela Tiam ve Valencia'nın senin dediğin gibi bir arada sahada olduğu dönem Fenerbahçe'nin en iştahlı dediğim dönemi. Yani işte 79'da girdi herhalde 80'le işte 10 dakikada uzatma olsa bir 20 dakika ya da 17-18 aynen dakika diyelim. Fenerbahçe hakikaten çok coşkulu, tempolu, arayan, üreten, üretmeye çalışan en azından. Pelkas da tabii burada çok ciddi bir etki. Ferdi dediğin gibi tabii sen Ferdi deyince benim yaramla deşmiş oluyorsun. Şimdi benim birkaç haftadır söylediğim Osay Samuel yine yani 11-11 oyunda 0-0'lık oyunda ya da 1-0 geriye düştüğümüz oyunda maalesef çok etkisiz. Sana bir yani soru soracağım Osay ile ilgili Murat abi bu arada aklıma geldi. Ya ben mi yanlış gözlemledim bilmiyorum. Yani maç içinde Osay Samuel'i Fenerbahçe bek gibi kullandı bir ara. Yani bu kadar geride çok geri getirdi evet. Çok geri getirdi. Yani Samuel Osay tek hareketlerle var olan bir oyuncu maç içinde. Yani bir oyuncu geçer. O dar alanı iyi değerlendirir. Hani böyle tanıyorum ben Samuel Osay'ı. İngiltere günleri peki, ben böyle izlemiştim. Peki, bu kadar geride kullanmak doğru mu Murat abi sence? Bu da yanlış geliyor. Ama o şimdi bence şöyle tabii. O yine yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? Acaba Osay top alamadığı için mi geri geliyor? Ben top alayım bari hani top bana gelmiyor. Ben topa gideyim diyor ama tabii dediğin gibi bu sefer avantajını kaybediyor o kadar geri geldiği için. Ama yani mesela bence bir oyuncu bazı oyuncuları dinlendiriyor ya hocamız. Bence Osay da artık biraz kulübeye yanına alıp yine evet söylüyorum Osay değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin faydalanacağı bir oyuncu ama acaba Osay'ı biz skoru aldığımız zaman ya da mesela ikinci yarılar şimdi biz bunu kimde yapardık? Aynı oyuncular değil ama bir örnek olarak söyleyeyim. Mesela Valbuena'yı biz sonradan oyuna sokardık. Niye? Rakip evet yorulurdu. Bu arada bu analiz sonucudur. Fenerbahçe'de analistlerin çıkarttığı sonucudur. Valbuena yorulmuş savunmalara karşı çok daha etkili olan bir oyuncu. Zaten golleri ve asistleri de genelde hep oralarda geliyor. Hep acaba sonradan girdiği maçlar. Acaba Osayi'yi önce bir 60-65 dakika oraları yorup Osayi'yi sonra diri kuvvet olarak atsak son yarım saat, 20 dakika, 25 dakika daha mı etkili olur? Ferdi bir şans bulmalı artık senin dediğin gibi. Valencia bence 11'de bir şans bulmalı artık. Kesinlikle. Fakat Erol Hoca'nın işte orada şöyle bir şey var. Erol Hoca biraz basma kalıp yani beni çok şaşırttı özelliklerden biri. Takıldı mı takılıyor. Mesela ligin ilk yarısını düşün. Her maça Siste'yi hemen sokuyordu oyunu. Hatırlar mısın? İlk evet. Hatırlıyorum. Mesela bu senede şey, ikinci yarı anlarda Ferdi son 15 dakika kadar sokulmuyor oyuna. Şimdi bunu koymuş kafasına yazmış. Sokmuyor oraya yani. Ya Ferdi ile sen ikinci yarıya da başlayabilirdin dün. Çok mu etkiliydin Ferdi'siz maçın ilk yarısında? İşte ben bu zaten zaman beklemelerini anlamıyorum. Mesela Fenerbahçe'nin ilk yarının oyunda umut veren bir ışık yoktu ki. Yani beklemeye gerek olan bir durum yoktu zaten. 70 orada dakika yok ya ışık. Hadi ilk sen iyi yapmışsın. Evet. Ben ilk 70 dakika yok. Gerçekten. Şimdi orada Mesut'a da yazık bu arada. Şimdi Mesut'sun. Biz seninle bunu 2 haftadır konuşuyoruz. Çok dikkat yani 2 maçtır. 2 hafta olmadı da. Ya Mesut'un bir fiziksel şu anda kalitesi gözüküyor. 45 dakika bile ancak çıkartıyor Mesut. Bence maçın ilk yarının sonunda vurduğu vuruş kötü gibi vurdu diyorum ya, gücü kalmamış topa vurmaya. Dikkat et evet vuruşunda. Mesut'u illa hoca sağda tutuyor. Dün Mesut'u belki sağda tutmasın sonucunda Mesut sakatlandı. Ama tabii eğrisi doğrusuna geldi. Tabii keşke bu sakatlık olmasaydı. Biz sonra başka bir oyun. Yani bizim saha içindeki şu anda form durumlarına göre, fiziksel kalitelerine göre yani Pelkas'ın 10 numarayı oynaması lazım. İlla Mesut'u istiyorsan kanatta oynat Mesut'u. Kesinlikle. Ya bir de mesela Murat abi şöyle bir istatistik var. Yarım saat dilimine baktığınızda Mesut Özil'in gerçekten pozisyona göre aksiyon değerleri hep yüksek. Ama yarım saatten sonra her zaman düşüyor. Bunu da ben hani verilerle de destekleyeyim senin bu fikrini diye eklemek süper istedim. Yani. Evet. Çok iyi söylüyor. Hayır. Ya bunu şunu da yapabilirsin. Mesut kulübede başlar. Dediğin gibi 30 dakikayı ikinci yarıda atarsın başında. 45 ile 75 arası rakibi bayıltırsın orada. Evet. Çünkü zaten Antalya Spor şunu biliyor. Antalya Spor dün maçın özeline gidelim. Antalya Spor biliyor ki Fenerbahçe bana üstüme gelecek. İkinci yarının başında özellikle. Çünkü geride. Yani mesela orada diri bir Mesut olsa, tamam mı, yani böyle sıfır bir Mesut oyuna atsan. Kesinlikle. Çok daha farklı işler de yapabilir Mesut. Yani dün ilk kez bu arada hocanın oyuncu değişiklikleri doğru. Yani her yaptığı ben destekliyorum. Yani geçen haftayla bu hafta iyiydi. Sisse hariç. Sisse yerine bence Tiam'ı daha önce atabilirdi içeriye. Yani o ikisinin yeri değişebilirdi. Çünkü aralarında bir 10 dakika var galiba. Evet. Tabii Sisse 67'de giriyor. Tiam 79'da giriyor. Yani bir 12 dakika. Bence önce girebilirdi.
Tiam. Tiam'la ikinci yarıya başlayabilirdi. Bilemiyorum tabii. Onlar daha iyi biliyordur. Yani biz teknik tarafını onlar kadar bilemeyiz. Ben hep tabii söylüyorum. Sen daha iyi bilebilirsin bu arada. Sen benden estağfurullah abi. Ya ne yapalım, yine kaybettik. Şimdi puan kaybettik. Maçı kaybetmedik. Yani Galatasaray'ın 3 puan kaybetmesi, işte bizim Trabzon'u yenmemizin anlamı bir parça azaldı tabii. Konya maçına sonra geliriz Berk. Konya tamam. Maçını programın son bölümü konuşalım. Şimdi şu dünle bağlayalım. Şimdi dün sahada Ümit Öztürk bence kötü bir maç yönetmedi. En azından ben. Hata, ben bir daha söyleyeyim. Mesut'un pozisyonu %100 kırmızı kart göstermedi. Ama bana göre de. Ya Antalya Spor'un da penaltısını vermedi diyor Antalyalılar. Öyle diyeyim. Ben demiyorum. Onlar gri öyle diyor. Bizim de penaltı. Değil bence. Gri diyor. Bence o da gri. Onu VAR bile çağırmadı. Bizim pozisyonumuz seyircili bir maç olsa, tribünde taraftar olsa, o orada VAR'a falan gitmezdi. O penaltıyı verirdi bir defa. O seyirci olmamasının, taraftar olmamasının rahatlığı da biraz etkiledi. Doğru. Bir de çok kısa çok kısa baktı VAR'a. Mesela ben bunu eleştirebilirim. Yani ne anladın, hemen gittin daha. Baktın hemen, ha tamam basmış dedin, döndün geri. Hani önce mi basmış? Topu kontrolünü aldıktan sonra mı basmış? Yani onları hiç Murat abi zaten değinmedi. Hakemlerle ilgili yani gerçekten artık ben gözlerime inanamıyorum. Bütün Süper Lig maçlarını izliyorum. Yani bu kadar büyük bir standartsızlık, bu kadar büyük şifte standart. Her maç bir kararın takibinin olmaması, ona, bir maç ona farklı kararlar şimdi verilmesi. Yani, ona geleceğim, sana soruyla bağlayacağım kardeşim. Tabii ya abi, ben bu arada şunu çok inanıyorum. Bence Türk hakemliği kötü. Yani kötü. Bizim hakemlerimiz kötüler, yetersizler. Kötü. Yani kötü niyetleri var. İçlerinde kötü niyetleri var. İçlerinde eyyamcıları var. Ama genel yüzdesinde bizim hakemlerimiz başarısız. Kötü yani. Yapacak bir şey yok. Bizim hakemlik müessesemiz gelişmiyor. Yani hala bizim en yetenekli hakemimiz hakemliğinin son senesinde olan Fırat Aydınus. Ya bu herhalde her şeyi özetliyor. Kesinlikle. Geleceğim başka bir bunu şuna bağlayacağım. Acaba dün Ümit Öztürk'ün ya da bence daha fazlası VAR'daki Volkan Bayaslan'dı galiba. Evet. Bizim maçtan 2 gün önce biliyorsun Galatasaray deplasmanda puan kaybetti. 3 puan. Çok kötü bir oyun. Bir daha söylüyorum. Yani Ankara Gücü çok enteresan bir skor da alabilirdi. Geleceğim maçtan sonra doktorundan hocasına, hocasından takım kaptanına, takım kaptanından ben bilmiyorum, görmedim. Belki Florya'da kapıdaki bekçi falan da açıklama yapmıştır. Bu bir hakem algısı başladı. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Halil Umut Meyler'in kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Kötü yönettiyse Galatasaray lehine kötü yönettiğini düşünüyorum. Göstermediği kırmızı kartlar var. Sen acaba şunu inanıyor musun? Yani o algı mı dün Ümit Öztürk ve Volkan Bayasan etkiledi? Böyle bir bağlantı kurabilir miyiz? Murat abi aslında kesinlikle etkilediğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray bu durumları iyi her zaman yöneten bir takım. Bu konuda tebrik ediyorum kendilerini. Yani bu algı yönetimi konusunda gerçekten çok başarılılar. Yıllardır yarısını yapamadık maalesef. Onlar da bu şekilde kendilerine güç kattıkları çok net. Yani hakemlerin bir kere tavırlarından bazı şeyleri çok net anlayabiliyorsunuz. Çok maç izleyen futbol severler, taraftarlar zaten bunları çok rahat bir şekilde anlayabiliyorlar. Dün mesela Pelkas'ın pozisyonu, tamam gri olabilir penaltı pozisyonu ama orada siz hakemin o yani şüpheciliğini, ilk başta o verdiği net kararı, sonra o konuşmalardan dönen o yüz ifadelerini falan bakarsanız gerçekten burada daha önce Galatasaray'ın yaptığı algıların etkili olduğunu bariz bir şekilde ben söyleyebilirim. Yani burada artık bunu tartışmak etkiliyor, etki altına alıyor. Kesinlikle. Şu da var. Yani biz adalet istiyoruz diyorlar. Adalet istemiyorlar, ayrıcalık istiyorlar. Bunu bir daha söyleyelim. Yani adalet başka bir şey. Adalet istiyorsan kendi hakkını savunursun. Adalet isterken bu penaltıysa ya da bu kırmızı kart Trabzon'daki babasıydı falan, bunlar ayrıcalık istiyoruz. Bana ayrıcalık yap diyorsun sen hakeme. Ya beni kayır. Çünkü niye, alıştılar? Özellikle bir dönem, o dönemin hangi dönem olduğunu söylemeyelim, çok alışmışlardı. Yani 2000'ler evet diyeyim ben. Kısaca yani yatağa yatar gibi yere yatana penaltı çalındı yıllardan bahsediyorum. Zaten Murat abi alıştıklarından kaynaklanıyor bu bence. Zaten bakarsan takım kaptanları şöyle bir şey diyor ya, hocamız diyor bulur diyor bir yolunu. Yani bulur diyor, bir yapar bir alengiri diyor. Bir iki böyle işte abuk sabuk açıklama, bir iki tweet gelir şimdi. Evet. İşte zaten hemen Serdar Tatlı görevden alınsın demişler. Ya en fazla canı yanan kulüp Fenerbahçe hakemlerden bu sene. Uzak ara, bunu herkes kabul ediyor. Onlar hariç. Fenerbahçe böyle bir şey demiyor Serdar Tatlı görevden alınsın diye ki, diyebilir, demelidir de hatta belki. Bence de. Fakat bu camia yani, ya şunu sormuyor kimse, tabii soramıyorlar. Öyle bir korku var ki işimizden oluruz diye soramıyorlar. Ya efendi, ne oynadın maçta ligin sonuncusuna karşı? Sistemin neydi, planın neydi, pozisyonun yok. Yani bir tane Emre Kılınç'ın var yanlış hatırlamıyorsam, bir tane de Onyekuru'nun kafası var. Başka ne yaptın maçın içinde? Yok. Hiçbir, akan ama oyunda bir pozisyon istiyorsun yok Murat abi. Şunu istiyorsun işte, beni kayır ki. İşte bana bir penaltı çal. Ne bileyim, Ankara Gücü'ne ya da herhangi bir kırmızı çıkart.
Beni bir kayır, ben bir rahat kazanayım ya. Yani sonra da Murat abi şöyle oluyor bak. Sonra da şöyle diyorlar. Pardon lafını böldüm. Şöyle diyorlar. Galatasaray kötü oynarken kazanmasını biliyor diye televizyonlarda yorum yapılıyor. Veya Mayıslar gelince Galatasaray daha farklı bir psikolojiyle bu işi yönetiyor. Neden acaba? Yani bunu hiç düşündünüz mü? Bu faktörlerin işte olmadığını gerçekten varsayabilir misiniz? Ya işte onlar ya insan alışık olduğu şeyi yapar ve alışık olduğu şeyle karşılaşmıyor da çirkefleşir ya. Aslında şu andaki o çirkeflik bunun sonucu. Çünkü alıştıkları olmadı. Kötü hakemliğimizin içinde benim birkaç beğendiğim hakemden bir tanesi. Bak iyi yönetir, kötü yönetir. Halil Umut Meler'in bir duruşu var. Bence geleceği olan bir hakem. Eğer kafası başka işlere basmazsa abileri gibi. Bence iyi maç yönetti. Ben izlerken ki bak bir daha söylüyorum. Yedlin'in ikinci sarısı var. Getson Fernandez'in kırmızısı var. Mustafa Muhammed pozisyonda nasıl oluyorsa adam kafa atmış onun dirseğine. Öyle diyorlar. Çok güzel. Ben de öyle anladım. Orada çok güzel. Kemal Sunal'ın Allah rahmet eylesin. Hani bir filminden bir görüntü var ya yumruğunu uzatıyor adam. Doğru. Çok tam birebir onu istiyor işte. Yani evet. O olmuş onlara göre. Ya bizim konumuz için ben bir daha söyleyeyim. Bizim şans, ben hep söylüyorum bunu. Kimse beni şey yapmıyor da nasıl diyeyim. Ya inanmıyorlar bana ya öyle olmasını istemiyorlar. Bizim rakibimiz uzun vadede Beşiktaş olacak şampiyonluk yarışında. Çünkü Beşiktaş bir oyun oynuyor. Güçlü bir oyun oynuyor. Diğer takım bir oyun oynamıyor. Ben diğer takımın adil yönetilen her maçta puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Sivas'tan başlayarak. Çok net. Beşiktaş burada niye avantajlı bir de? Şimdi Fener'le Galatasaray birbirini yiyor. Beşiktaş aradan işine bakıyor. Muhtemelen Sergen Yalçın diyordur ki ya ne güzel bunlar birbirini yesin. Ben zaten kazandıkça önüm açık gidiyorum yani yolumda. Murat abi hani Beşiktaş taraftarlarından da görmüştür herkes. Hani onlardan da tepki var Galatasaray'ın bu kamuoyu algısına yönelik. Ama şöyle bir tehlike var. Ben buradan şimdiden uyarayım herkesi. Yani iki hafta sonra Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Yani yine orada Fenerbahçe birbirini kırdırılacak bir maç olacağını ben tahmin ediyorum. Hakem hatalarıyla ortalığın karışacağı. Ve Galatasaray'ın oradan bir şekilde yine fayda sağlayacağı, bu iki taraftar birbirine bölünen bir atmosfer olacağını ben açıkçası düşünüyorum yine. Çünkü bu filmi hep her sene izliyorum. O maçı konuşuyoruz şimdi. O maça doğru hepimizde şu güven oluştu Trabzon maçından sonra. Demek ki biz hani rakibin favori olduğu maçları daha iyi oynuyoruz. Beşiktaş'ta yeneriz diye bir düşünce var hepimizde ama ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. O maç biraz o hafta konuşulacak. O hafta tabii. Bakacağız sakatlar, cezalılar. İki tane hocanın maçı olur o maç. Hoca performansı çok öne çıkacak bence. Bireysel performanstan çok. Ama bir de bu psikolojik faktörler. Bizim şey deplasman performansına bakarsan biz favori gideriz yani. Deplasmanlarda iyiyiz çünkü. Doğru. Buradan deplasman dedik. Konya maçı. Pazartesi akşamı. Ben kendi adıma izledim de Konya'yı. Son iki maçını izledim. Yani Konya Spor'un bizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Konya'nın ne Antalya gibi, ne Göztepe gibi bizi zorlayacak bir silah olduğunu düşünmüyorum yani. Hep Ömer Ali'den korkardım orada Ömer Ali oynarken. Evet. Ömer Ali de ayrıldı. Alacakları puanları da aldı Konya bence. Kendi düşüncem bu. Tamamen ben pazartesi akşamı zor olur tabii. Bizim kolay hiçbir maç olmuyor. Ama bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Sen Konya özelinde nasıl oynamamız gerekiyor? Kimlere dikkat etmek gerekir Konya'da? Anlatırsan sevinirim. Ya Konya'nın da bildiğiniz üzere son haftalar puanlar aldığını söyleyebiliriz. Ondan önce İsmail Kartal'la yollarını ayırmışlardı. Yeni bir doping gerekiyordu takıma. Aslında öyle düşünüyorlardı daha doğrusu. Ama hani pozisyon aksiyon değerlerinde öne çıkan en önemli oyuncuları iki tane stoperleri. Yani Abdülkadir Bardak her hafta Abdülkerim pardon öne çıkıyor. Mesela hani hücum silahı açısından hiçbir oyuncuları öne çıkmıyor. Bir Amir Ahmetović çıkardı. O da son maçlar yok zaten. Sakatlığı var. 6 hafta sakatlığı var diye biliyorum ben oyuncunun. Onun dışında hücum opsiyonlarında Çikaleşi işte bu hafta arka direkte kendini unutturup bir gol atmıştı. Onun aslında fırsatçı golcülüğüne önlem alınması Fenerbahçe özelinde yeterli bir önlem alacaktır diye düşünüyorum. Şey yapar mı? Yani düşünüyorum şu anda. Hani şimdi Antalya ve Göztepe'yi gördük. Hani Fenerbahçe'nin o arkaya atılan toplarda sıkıntı yaşadığını defansının düşünüp Şengelya'ya acaba sürpriz koşturur. Çünkü Şengelya çabuk bir oyuncu yani. Gidebiliyor. Topla da gidebiliyor. Becerisi yüksek bir oyuncu. Belki onu düşünüyorum hani tek atabilir ileriye. Aslında Murat abi Konya şöyle yani bakarsak Konya Spor'un oyun anlayışının çok isteyeceği bir takım Fenerbahçe.
Yani biliyoruz Konyaspor'un oynanışının nasıl denli alan savunmasına onların da çok sevdiğini, alanları kapatıp çok pozisyon vermeyi sevmeyen bir takım olduğunu daha doğrusu. Bunu biliyoruz. Fenerbahçe'yi de zorlayan şey zaten bu tarz takımlar. Ben de çok kolay bir maç olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama tabii ki artık Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa böyle maçlarda puan kaybı lüksü kalmadığını düşünüyorum. O Artık yüzden bence hiçbir maçta yok lüksü. Yani hiçbir maçta yok. lüksümüz bayağı azaldı bizim şu anda Burada baktığımda. artık bence Fenerbahçe'nin maçı kazanmasında kilit nokta şu olacaktır. Doğru hücum oyuncu tercihleri. Hani demin bunu konuştuk. Çünkü Fenerbahçe'nin hani yine de savunma anlamında bireysel hata yapmadığı sürece çok aksadığını düşünmüyorum ben ama hücum konusunda büyük sıkıntılar var. Yani Pelkas'ın artık Mesut'un sakatlığıyla birlikte kendi yerinde oynayacağını varsayarsak Valencia ve Thiam'ın da bu ekibe dahil olduğunu düşünürsek Fenerbahçe'nin gol ortalaması biraz daha yükseltmesini umuyorum. Ben Ferdi'nin de 11'de başlayacağını düşünüyorum kendi adıma. Ben de kesinlikle. Artık yani zamanı geldi diye düşünüyorum. Ki Ferdi hani her hareketinde bunu belli etti. Gerek driblingleriyle olsun gerek paslarıyla olsun önemli. Bir de bu takıma Gustavo da artık katılacak bu hafta Gustavo gelecek. itibariyle. Onu da altını İrfan çizelim. geldi. İrfan geldi İrfan'ı forvet gerçekten hattında. çok beğendim. Dün hani oynadığı süre az da olsa 3 tane kilit pasla ki daha fit hali değil. O haliyle bile dün bence topun hızını arttıran oyunculardandı. Bu çok önemli. Fenerbahçe'nin çünkü Çok böyle bir iştahlıydı problemi bile. var. Çok Evet. iştahlıydı. Hep bir şeyler yapmak istedi. Yani geriye koştu, ileri tempo Kesinlikle. yapmaya O çalıştı. dinamizmi vardı. Doğru pas Vardı. tercihleri vardı. Gerçekten İrfan Can vazgeçilmez olacaktır Fenerbahçe'de. Yani 11'de birkaç değişiklik olacaktır muhtemelen, değil mi? Öyle bekliyorsun. Mutlaka 3-4 değişiklik bekliyorum Murat abi. En azından Yani hücum muhtemelen oyuncuları. Ozan olmayacaktır diye düşünüyorum ben kendi Evet. adıma. Zaten Mesut yok. Mustafa Muhtemelen ben gelecek zaten. Osayi'nin de artık kenara geleceğini, Samatta'nın da geleceğini düşünüyorum. 4. Stoperlerden de bir Serdar geri geliyor. 5 kişi falan değişebilir yani ilk 11'de. Evet. Geçen maça Zaten göre 5 değişmesi oyuncu. lazım. Çift maç haftası. Zaten bir takım oyuncuları rotasyona sokmak gerekiyor bu geniş kadroda. Tabii doğru Ya rotasyonu sağlamak gerekiyor orada da. Gökhan Gönül de mesela 2 maçtır yüksek efor sarf eden oyunculardan Fenerbahçe'de. 90 dakika sahada kalıyor 2 maçta, evet. Ki ben hani Fenerbahçe dün üçlüye dönünceki saat stoper performansını Gökhan Gönül'ün beğendim. Daha önce zaten öyle performanslar da vardı. Öyle. Beşiktaş maçı vardı. Aragone senesi. Aragone Evet. Yani onu yapabiliyor. Tabii burada belki yine Naz'ın tercihine tekrar dönülebilir o. Çünkü Gökhan da yıprandı kaç maçtır. Bilemiyorum. Orada artık sağlıklı bir rotasyon yapmak lazım. ya işte tabii bir anda da çok fazla değiştiremezsin yani. Hani böyle bir anda 7-8 Doğru. kişi değişmez ama ben en az bir 4-5, 4 veya 5 kişinin değiştiğini düşünüyorum kendi adıma. Dediğin gibi artık telafisi olmayan döneme girdik. Bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Yine avantajlıyız, yine rakipler oynayacak. Biz en son oynayacağız. Tabloyu göreceğiz. Ben rakiplerimizden birinin yine puan kaybedeceğini düşünüyorum kendi Ben de. adıma. Çok net. Çünkü Sivas takımını çok beğendim Hatay maçında. Gerçekten top göstermediler. Ki formda bir Hatay takımı var. İlk defa Hatay takımına karşı bu kadar top göstermeyen Ama ve tabii adil şartlarda yönetilirse maç. Onu ekleyeyim. kesinlikle. Bir Boyd şeyler katkısı da var yaratırlarsa. bu arada. Beşiktaş'tan gelen Var. Sivas'a Var. yaramış. Evet. Ya o seviyelerin iyi oyuncusu Boyd. Ben hiçbir zaman 3 büyük takımda oynayabileceğini düşünmüyorum Evet. ama o seviyelerde fena oyuncu değil. Yani Son Yatabare ile olarak uyumları iyiydi. iyi. Ya tehlikeli oyuncular da, çabuk oyuncular, onlar da o takımı yorarlar. Evet. Enteresan. Ya o tabii de Hakan Aslan müthiş bir oyuncu bence. İnanılmaz fark Ben yaratan bir orta saha. hastasıyım. Hani yaşı 32 bile olsa ben mesela yani her takımın düşünmesi gereken bir oyuncu. Kesinlikle. Bakalım hafta sonu göreceğiz. Salı günü yapacağız programımızı. Onu Evet. söyleyelim. Son iki programımız online bununla beraber. Ondan sonra stüdyoya geçiyoruz. Soran çok oluyor. Onu da söyleyelim. Hatta geçen gün birisi abi gökdelen mi dikiyorsunuz? Yani gökdelen dikmiyor ama Ahmet Ercanlar hakikaten çok fişek gibi bir stüdyo geliyor. Onun için birazcık zaman aldı. Onu söylemek lazım. En son basketbol takımı. Ben beklemiyordum. Çok acayip bir galibiyet aldık. Milano deplasmanında. Gerçekten niye o takım işte dünyanın en güzel takımı, onu yine sahaya koydu. Hücum ederek kazandı. Savunarak kazanmadı. Öyle bir maçtı. Hücum maçıydı. İşte 100 sayıyı gördü. Bir önceki maçta 100 sayı yiyen bir takım. İşte bu kırılmalardan çabuk dönmen gerekiyor. Şimdi sen birkaç gün önce Efes gibi çok ciddi bir, hem içeride rakibin yani iç organizasyonda rakibin, hem Euroleague'deki rakibinden ciddi bir fark yiyorsun. Kötü bir oyun oynuyorsun. 106 sayı yiyorsun. Ama işte birkaç gün sonrasında Milano gibi bu Final Four adayı, bu ligin favorilerinden, büyük bütçelerinden, en iyi antrenörlerinden birine sahip Milano'yu yeniyorsun. Gurur, bizi gururlandırmaya, yüzümüzü güldürmeye,
umut ettirmeye, Fenerbahçe varsa umut vardır mottosuna bizi inandırmaya devam ediyor Fenerbahçe basketbol takımı. Ne söylemek istersin? İzledin mi maçı? Ben izledim. Gerçekten hücum performansı açısından dediğin gibi Murat abi çok beğendim takımı. Bir de her oyuncunun farklı şekillerde öne çıkması bence çok önemliydi. Yani bütün oyuncular sorumluluk aldı. Kendi görevlerini çok iyi yerine getirdiklerini düşünüyorum. Ve Milano'yu gerçekten herkes belki de dediğin gibi umut etmiyordu çoğu insan kazanmayı. Ama Kokoşkov'un takımı bunu biz her şartta Fenerbahçe'yi iyi bir şekilde temsil edeceğimizi gösterdi. Ne düşünüyorum? Çok ciddi bir koç, antrenör takımı oldu. Çok ciddi etkisi var koçun. Maç içinde inanılmaz işler yapıyor. Ben onu özellikle takip ediyorum. Evet. Seviyor yani. Maçın içinde bir şeyler değiştirmeyi seviyor. Şimdi Asvel maçı var orada da bu akşam. Zor bir deplasman. Asvel son maçlarda onlar da 9'da 8 falan yaptılar. Ya 9'da 8 ya 8'de 7. Son maçlarını kaybettiler Zalgiris deplasmanında ama içeride çok tehlikeli bir takım. Gerçekten atmaya başladığı zaman durmuyor onlar da. Yine zor, keyifli, inşallah kazanacağımız bir maç olur. İnşallah. Son 8 yolunda. Çünkü ben hep diyorum, o takımın hedefi önce son 8'e kalmak. Sonra bakar son 8'deki eşleşmesine göre Final Four mu yapar? Elenir mi? Ki bu geçiş senesi. Yani zaten ilk 8 yapmak bir başarı o takım için. Buradan Fenerbahçe basketbol takımına Kokoşkov oyuncuları ve özellikle geldikten sonra fark yaratan yönetim anlayışıyla Sertaş Komutoğlu'nu ben tebrik ediyorum. Ona hep her yerde söylüyorum. Cidden fark yarattı şube yönetiminde. Çok da sevdiğim bir dostum. Başarılı olması beni mutlu ediyor. Maçı da baktım kenarda. Oyuncular kadar yaşadı. Çok iyi savunma yaptı. Savunmasına da tebrik edeyim kendisini. Helal olsun diyelim. Senin de helal olsun. Aynen, en güzel laf helal olsun hepsine. Evet. Söyleyeceğim bir şey yoksa artık kapatalım. Konuştuk konuşacağımız. Alba beni çok anıyor bu herhalde. Berk, evet. Salı günü yapıyoruz programımızı. Konya maçının ertesi. İnşallah güzel bir galibiyetle. Basketbolda az veleniriz inşallah. Böyle yüzümüzün güldüğü bir program i̇nşallah, olur. İnşallah. Kanalı takip etmeye, programı beğenmeye devam etsin izleyicilerimiz. Fenerbahçe varsa umut vardır. Herkese iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Öyleyse var mı lan Fenerbahçe çok yaşar ya? We'll be right back.